Bugün tertip boyunca Ahzab surasından keyin Sabah surası keladim. Sabah surası Mekke'de nazil bo'lgan 54 ayetten ibaret sura hisoblanadi. Bu surani Sabah deb nomlanishligiga sabab Sabah padişahlar, yani hazırge o'sha Yaman padişahlarının kıssası kelgan bu surada. Ve bu sura o'z ichiga asosan iman, itiqod masalalarini ve kıssalarını, hususen Davud ve Süleyman aleyhisselam kıssalarını o'z ichiga olgan ve başka holatlar ham bor. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve lehu'l hamdu fil ahireh ve huvel hakimul habir. Osmonlar va yerni mulki bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Oxiratdagi hamd ham u uchundir. Unga xosdir, unikidir. U hakim, har bir ishni hikmat bilan qiluvchi va har bir narsadan xabardor zotdir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi va ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. U yerga nima kiradi va yerdan nima chiqadi? Osmonga nima ko'tariladi va osmondan nima tushadi? Hammasini biladi. U rahim, mehribon va g'afur, gunohlarni ko'proq kechiruvchi zotdir. Yerga nima kiradi? Yerga ruh kiradi. Yerga nima kiradi? Yerga inson vafot etsa jasadi kiradi. Va yana biz bilgan bilmagan juda ham ko'p narsalar yerga kiradi. U ko'zimizga ko'rinadigani bor, ko'rinmaydigani bor. Demak, biz bilgan va bilmaganlarimiz yerga kiradigan har bir narsani Alloh taolo biladi. Yerdan nima chiqadi? Yerdan ko'p narsalar chiqadi. Urug' eksangiz o'simlik unib chiqadi. Vulqonlar chiqadi. Konlar bor, xazinalar chiqadi. Hattoki yer tagida daryolar bor. Yer tagida oqadigan daryolar bor. Biz ko'zimiz ko'rgan va ko'rmagan ko'p narsalar yerdan chiqadi. Alloh taolo bularni ham biladi. Osmonga nima ko'tariladi? Osmonga bizdan duo ko'tariladi. Osmonga nafas olganimizda havo, tutun, ko'zimiz ko'radigan. Osmonga nima? Farishtalar, jinlar ko'tariladi. Va biz zohiriy ko'radiganimiz mana shu samolyot deymizmi, raketa deymizmi, kosmos deymizmi, hammasi osmonga ko'tariladi. Biz ko'rmaganlarimiz ham bor. Jinlar olami bor, farishtalar olami bor va Allohning o'ziga yana ma'lum maxluqlar bor. Bularni bizni ko'zimiz ko'rmaydi. Osmondan nima tushadi? Osmondan ham, riga aytganimizdek, ko'zimizga ko'rinadiganlar bor, ko'rinmaydiganlar bor. Shundoq farishtalar borki, ular doimo almashinib turadi. Osmondan tushib va osmonga chiqib turadi. Har kuni bu davom etadi. Bir farishta pastga tushsa qaytib tushmaydi. Uni o'rniga boshqasi, yangilari almashinib turadi. Mana shu yangilari almashib turganlar namoz vaqtiga to'g'ri keladi. Bomdod va asr namozlariga. Alloh taolo o'zi bilib tursa-da so'raydi farishtalardan. Tushganingizda bandalarimni ahvoli qandoq edi? Qaysi holatda topdinglar? Desa farishtalar ularni namoz o'qiyotgan holatda topdik. Chiqayotganingizda qandoq holatda qoldirdingiz? Qandoq holatda topdingiz? Chiqayotganimizda ham ular namoz o'qiyotgan hollarda topdik deb, xususan namoz hollar uchun bu bashorat bo'ladi. Alloh taolo ularni guvohligini qabul qiladi. Demak, osmondan chiqadigan va tushadigan, biz bilgan bilmagan katta va zarra hammasini Alloh taolo o'zi bilib turadi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah.
قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Haligi oxiratga ishonmaydigan, hisob-kitobga ishonmaydigan, qiyomatga ishonmaydiganlarni Alloh taolo fe'lini aytadi. Chunki payg'ambar alayhisolam asosiy mana shu hisob-kitobdan, oxiratdan, qiyomatdan ummatni ogohlantirardilar. Ularda esa fahsh, qimorbozlik, o'g'irlik, zino, shunga o'xshagan juda ham xunuk-xunuk fe'llari bor. Bularni tuzatgandan ko'ra, bularni o'nglagandan ko'ra, odam bo'lgandan ko'ra osongina qiyomat yo'q deb qo'ysa ular uchun qulay edi bu. Ya qiyomat bo'ladigan bo'lsa biz mana ishlarimizni tuzatishimiz kerak ekan, o'zimizni o'nglashimiz kerak ekan, o'zgarishimiz kerak ekan deyish ular uchun juda qiyin bo'lgan. Undan ko'ra o'sha saytdan qiyomat yo'q deb qo'ysa ular uchun qulay edi, ular uchun oson edi. Shuning uchun Alloh taolo aytibdi-da وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة كافرلر قيامت يوخ كميد ديب ايتدلر ديد اي محمد عليه السلام ايتين يوخ الله تعالى اونو ربم غايبنا بلغوش ربم البتة اونو كيلترد قيامتنا كيلترد الله تعالى اسمان و يرلرد مسقال زرر نرسى maxfiy qolmas, g'oyib qolmas. Hamma narsasini biladi. Sizni fe'lingizni ham biladi, ichingizdan nima o'tyapti, nima uchun inkor qilyapsiz, hammasini biladi. Wala asghar wala min zalika wala akbar. U katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, u siz uchun, Alloh uchun u narsani ahamiyati yo'q. Hammasini birdek biladi. Illa fi kitabim mubin, illa ochiq oydin ular hammasi kitobda yozib qo'yilgan. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم قيامتنا بار لغيغا عقلي دلالان بار وزي غايب إشي بو غايب خبر ده هل هيچ كم كور مگن بعضي بر شنقا فيلي آدملا بار ده الله أسرسن تبيعت تتقاسا بر الله دان خورقين حرام حلال إسلت سيز kim borib kelgan deydi. Bu kufr gap bu. Kim borib kelgan deydi. Kim ko'rib kelgan deydi. Birortasi kelganmi deydi. Alloh saqlasin o'sha endi avvalgi bizdagi shu sobiq sovet tuzumini ta'sirida endi bu ham. Chunki uni ota-bobolar naqa odamlar bo'lmagan. Bolasi shunaqa bo'lib qolganda. Hatto shunaqa gap gapirishgacha jur'ati yetadi-da. Kim borib kelgan, kim ko'rib kelgan deb. Qiyomatni bor ekanligiga naqli, naql deganimiz hozir mana oyatlarni o'rganamiz. Aqli dalil bor, naqli dalil bor. Aqli dalil nima? Aqli dalil insonning tabiatida bu dunyoda o'lmaslik xohlaslik bor-da. O'limni yoqtirmaslik, o'limni xohlamaslik bor. Abadiy yashashlikka bo'lgan ichidagi umid bor. Shunaqa his bor, shunaqa tuyg'u bor. Qaniydi o'lim bo'lmasa, qaniydi odam o'lmasa, qaniydi yashaversa degan ichida o'zi ichidagi bir o'zini umidi bor, xohishi bor. Demak, o'sha o'lmaydigan hayot bor, faqat bu dunyoda emas. O'lim bo'lmaydigan hayot bor. Qaniydi ish bo'lmasa, qaniydi aziyat bo'lmasa, qaniydi siqilish bo'lmasa, qaniydi g'am bo'lmasa, tashvish bo'lmasa, og'riq bo'lmasa, kasallik bo'lmasa. Bor. Faqat bu dunyoda emas. Qiyomat bo'lishligi kerak ham. Bo'lishligi kerak. Nimaga? Nima zulm ko'rgan mazlum zulmini javobini ko'rmasdan ketaveradi. Haq talangan, talon-taroj qilingan ketaveradim haqqini olmasdan. Zarba yegan, haqorat ishlagan, obro'si to'kilgan, unga nisbatan zulm qilingan odam uchini olmasdan, qasosini olmasdan ketaveradim. Yo'q, unaqa bo'lmasligi kerak. Hammasi joy-joyiga tushish kerak. Zolimdan mazlum haqqini olish kerak, lekin bu dunyoda iloji yo'qda uni. Borsa tanish bilish bo'lsa sudiyani ham sotib olyapti, tanish bilish bo'lsa prokurorni ham sotib olyapti, qonunni ham kerak bo'lsa sotib olyapti shunaqa odamlar. Alloh saqlasin, o'sha korrupsiya deysizmi, tanish bilishlik deysizmi? Yo'q deysin bu narsani. Ko'rib bilib turibsiz.
İçiden izledi mi? İçiden izledi. Kaçan o hakikat karar toparken deydi. Lakin bu dünyada ilacı yok. Bu dünyada hiç hem ilacı yok onarsan. Bana siz aç kalsayız demek kayırdadır avukat vardı açılığını gitkese deyin. Şunun için aç kaldıyız. Çanka deyiz mi kayırdadır sizi çankağıyızı basadigen içimli su var. Şunun için çanka deyiz. Su bulmadan da çankamaz deyiz. Avukat bulmadan da açkamaz deyiz. Lekin bir soru. Hop şuna kayken insanda adalet var iken bu dünyada bana şu hadiseli buluyordu. Lekin adalet bu dünyada emez de. Bu dünyada mutlak adaletin ilacı yok. Adam hareket kıla uğradı adalet kılıçlık ya. Ya ki tezkarısı kimdir yakşılık kıladı onun mükafatını tuluk almaydı bu dünyada. Tuluk alamaydı ya. Buraya yakşılık kısayız ne kıladı? Yakşılık ki yamallığı bilen cevap kaydırdı. Şu mu indi adalet? Doğru mu? Ya ki bir gendi minnet kıladı. Bir gendi minnet kıladı. Sizge azar veredi. Yani ki kıganingiz bedelede siz cevap görmeyiz bu dünyada. Yakşılık deyem, yamallığı deyem. Demek elbette onların hepsini cahı cahı geçiştirdiğin kıyamet buluşluğu şart. Kıyamet buluşluğu kere. Hem öz hakkını alış kere. Hatta ki adamı koyuverin. Şahli koçkardan şahsız koçkara hakkını verirler bu dünyada. Eğer şahı bilen süzgen bulursa. Çünkü onu süzediğin şahı yoktu da cevap kaydırdı. Bu dünyada hem adamı nispeten hem kut düşün. Bu bir çağrını uzun hakkını talep kılıçlıydı. Uzun gapını hakkı ispat kılıçlıydı. Pülü yoktu onu. Tanış bilişi yoktu. Akka kolları yoktu. Falançıları yoktu. Şunun için ne kıldı? Mazlum buldu. O şunun için zulüm kurdu. Şimdi bu dünya şuna kıyken de bu dünyada hepsi kopkete uğrarken lakin haklar mutlak mahkemetül aliye var. Allah'ın aliye mahkemesi de hiçbir narsa zerre narsa yem ya bu ya kutip etmeydi. Demek adalet var. Sizge nispeten haksızlığı buldu mu? Sizge nispeten zulüm buldu mu? Kim buluştu? O ailede buluşu mümkün. Eke uke ötesi de ata ana orası da ya ki bir icayda işleyisi mi? Şu cemiyette yaşayısı mı? Buluşu mümkün bu narsa. Adalet görmediyiz mi? Lekin sizi içinizde böyle dedik ki mayli üyada olamam deyisiz. Bana şu narsa sizi işanasız. Demek mutlak adalet böyle deyken kıyamet var. Bunu akıl hem tasdikleydi. Demek mükafatın hud düşünün. Kıganingizge yarışa demekledi rahmet etmeydi. Kıganingiz yarışa sizge cevap kaytarmaydı. Şunu için ayıttı bizi bu dünyada kıladigen yakşılıkımız maksadı ondan rahmet işitiş bulmaydı. Ondan minnettarçılık işitiş bulmaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim başka bir ayette ettirdi. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا Uzunu ana şundan ihlaslı bendelerini maktab. Ular taamını özleri yaş kurup durgen bulsalarım. Özlerge kereyi bulsayam. Özlerge kereyi bulsayam. Miskin, yetim ve asirlerge berediler. Takdim kıladılar. Sile yeyle dediler. Sile bana şundan bahra alıyorlar dediler. İnnemâ nut'imukum livajhillah la nuridu minkum cezâen ve la şukura. Biz sizlerini Allah'ın razılığı üçün yine tamamlantıramız halas. Yani beredigen narsamız fakat Allah razı olsa buldu. Bizge başka narsa kereyemez. Sizlerden, bana ayette geledi, sizlerden biz rahmet ve teşekkür haklamayız. Rahmet ve teşekkür haklamayız. Sizlerden bu narsanın yakışılığı kılışımızdan maksat rahmeti bir kaylatar mekin, ya ki bunu cevabını kaytarar mekin degen bizde hakşı yok. Allah razı olsa buldu. O kanaka cevap kaytararsız uziz işiyiz. Mumu Müslümanı bu dünyada kıladigen yakışılığından maksadı şu olan. Dengizge non taşa balık bular, balık bulmasa halık bular değil mi? Balık bilir şartmaz, nonu kim taşa gelme. Ama şu halık bilse buldu da bizge. Şunu uzi yetedi. Demek mahfi sadakalar elbette Rabbini gazabını sunduradı, Allah'ını razı kıladı. Mahfi yakşilikler. Demek kıyamet hamma narsa mutlak adil hukum buluşluğu için burada burada zerreçe hakkı komeydi. Şunu için siz cüdeyem hoşyar bulayın, cüdeyem ihtiyat bulayın. Bu dünyada raç yatını kıp gittin. Bu dünyada.
Oson deb bu dunyoda yo pul bilan bitar, yo uzr bilan bitar, yoki bir urgan bo'lsa sizni ham urib oladi. Lekin u dunyoda na pul ishlaydi. Na uzr ishlaydi. Na u yerda urush, agar zarba bo'lsa urush, na bo'lmasa haqorat birotta ishlamaydi. U yerda endi nima bo'ladi? Savob yoki gunoh masalasida oldi bu yerda bo'ladi. U alamli bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir oy qiynalib roza tutgansiz-da, aka menga haqqimni berib yuboring deyapti. Bir oy rozangizni berib yuboring. Alloh saqlasin. Kechalari qiynalib namoz o'qigansiz, aka menga haqqimni berib yuboring dedi. Qalon joyda meni g'ibat qilgan ekansiz, yoki pulimni olib berib yuborgandingiz, tonib yuborgandingiz, men olmaganman deb. O'shani berib yuboring qani bu yoqqa dedi. Endi o'tta pul berilmaydi sizga. Ha, qilgan maxfiy sadaqalaringiz savobi beriladi. Kechalari o'qigan namozingizni. Mana shunaqa bu alamli. Shuning uchun mana shu haqlar dunyoda hal bo'lgani mu'min uchun bu sharaf bo'ladi. Mu'min uchun baxt bo'ladi. Oxiratga qolsa qiynalib qoladi inson. Chunki Alloh taolo o'zini haqqidan kechadi-da. Bu Alloh o'zini haqqidan kechishlikdan umid bor. Chunki Alloh saxiy zot. Alloh saxiy zot. Misol uchun namozni bir mukammal o'qolmagan bo'lsangiz, ro'zangizni mukammal tuta olmagan bo'lsangiz, umid bor. Bu aniq degan emas lekin. Umid borki Alloh nima qiladi, kechib yuborishi mumkin. Chunki Alloh saxiy zot. Lekin banda saxiy emas-da. Bandaga u yoqda rosa kerak bo'lib turibdi. Ya mana fursat keldi, bor ekan-ku mana. Biz o'tkazib qo'ygan joyda deb kutib turibdi-da bu. Birgina savob uni jahannamdan jannatga kiritib yuboradigan darajada zor bo'lib turibdi savobga. U nimaga endi u inkor qiladi? Nimaga unda kerak emas deydi? Albatta oladi uni. Hattoki er xotinidan, xotin eridan oladi agar bir-biriga haqqi o'tgan bo'lsa. Begonani qo'yavering. Alloh taolo bizlarni bu dunyoda haqda sobit qilsin. Allohim o'qigan, eshitgan, bilganlarimizga amal qilishni nasib aylagin. Bu dunyoda o'zingni huzuringa ko'charkanmiz, birortamizda biror bir bandani haqqi qolmasdan o'tishimizni nasib aylagin. Sani huzuringa yorug' yuz, salomat qalb bilan borishni hammamizga muvaffaq qilgin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabi ajma'in. Bi rahmatika.